bu ilişki diyaloğu sevgililer mi değiller? Şu an konuşulan Mart sonuna doğru sezon finali. مرحبا بكم أصدقائي في Spot On المشاهير. Sen Çal Kapımı hakkındaki diziyle ilgili konuşacağım arkadaşlar. Sen Çal Kapımı dizisinin reytinglerinin düşeceğini söyledim size. Geçen hafta 4 reytingin altına düşeceğini de söyledim. Bazı fan arkadaşlarınız yazdıkları zaman bir sohbetimiz oluyor onlarla. Onlara da belirttim. Dizi bence haftaya daha çok reyting kaybedecek. Şu an konuşulan Mart sonuna doğru sezon finali yapılması. Sonrasında Mayıs ayında Haziran gibi tekrar başlaması. Çünkü biliyorsunuz ki yaz dönem dizileri daha çok tutuyor ve altyapısı olan bir dizi olduğu için Sen Çal Kapımı yaz aylarında revize edilmiş senaryoyla ve yeni oyuncularla birlikte bence kesinlikle güzel bir çıkış yakalayıp güzel bir reyting alırlar. Fakat buradaki bu ilişki diyaloğu sevgililer mi değiller mi beraberler mi değiller mi, bu süreç bence fan kitlelerinin de dizi izleyicisinin de biraz canını sıktığını düşünüyorum. Kerem Bürsin ve Hande Erçel ile ilgili de yeni haberler çıkacağını, bu haberlere göre bir dönüş yapılacağını, dizinin devam edip etmeyeceği de bence buna bağlı. Çünkü bu dizi tabii ki senaryosu güzel bir senaryo kaleme alınmış. Fakat bence Hande Erçel ve Kerem Bürsin sevgili mi değil mi? Bu soru işareti aslında en çok ayakta tutan bu diziyi. Ama artık ben fan kitlelerinin de biraz sıkıldığını da düşünüyorum. Bunlar benim kendi görüşlerim. Ben sizin bütün görüşlerinize hep saygı duydum, saygı duyuyorum. Aynı şekilde sizden de aynı hassasiyeti bekliyorum. Yaptığım haberle ilgili... Evet, bir saniye. Arkadaşlar, ben elimden geleni yaptım. Ama aynı dizide rol alan iki oyuncunun aşk yaşayıp yaşamadığını onlar söylemediği sürece ispat edemiyorsun. Ben bugün Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i öpüşürken çeksem bile biz senaryoya çalışıyoruz bile diyebilecek kafadalar diye düşünüyorum artık. Bu konuda çok netim.